Bu bölümde anlatacağımız 10 yıllık süre zarfında yaşananlar tam bir cadı kazını halini alacak. Çünkü Venedik'in Osmanlı Devleti'ne bizzat savaş ilan etmesi, Papa'nın Haçlı seferlerini hareketlendirmesine ve tüm Osmanlı düşmanlarının aynı anda Fatih'in üzerine gitmesini sağlayacaktı. Venedik, Arnavutluk, Macaristan, Karamanoğulları, Akkoyunlular, Rodos Şövalyeleri, Kıbrıs Krallığı hepsi bir olup Osmanlı üzerine saldıracaklardır. Bu videonun sonunda Fatih'in neden gelmiş geçmiş en büyük Osmanlı imparatoru olduğunu çok iyi anlayacaksınız. İstanbul'un fethinden bir yıl sonra 1454'te Bartolomeo Marcello İstanbul'a gelerek Osmanlı-Venedik barışını sağlamıştı. Bu barış ve ticaret dönemi 1463 yılında Venedik'in Osmanlı'ya savaş ilanına kadar sürdü. Savaş ilan edilmesinin sebebi şudur. Fatih'in Mora ve Ege adalarına yaptığı seferler ve neticesinde fetihler Venedik'in gözünü korkuttu. Ne kadar barış döneminde de olunsa Osmanlı sınırları ile iç içe olan Eğriboz, Modon, İnebahtı, İşkodra ve diğer başlıca ada ve limanların kalelerini kuvvetlendirdi. Uzlaşmacı Venedik Doju Pasquale Malipero ölünce yerine Cristoforo Moro seçildi. Kendisi Türk düşmanı ve Haçlı aşığıydı. Bu sebepten kardinallardan onlarca tebrik ve ittifak mektubu aldı. Rumların Türk dostu ve Katolik düşmanlığının eseri Argos'u Osmanlı'ya teslim etmesi sapırları taşırdı. Venedik'in tamamen çıkarları dışında olaylar gerçekleşiyordu. Son olarak da Turhanoğlu Ömer Bey ve Evranosoğlu İsa, Venedik'in Modon ve İnebahtı limanları yakınlarına akın düzenlemeleri bardağı taşıran damla oldu. Venedik Senatosu 17 Mayıs 1463'te Macar elçileri ile ittifak antlaşması yaptı. Bu kez savaş kararı almak isteyen Venedik Senatosu 28 Temmuz 1463'te az bir oyla Osmanlı'ya karşı resmen savaş ilan etti. Macarlardan sonra da İskender Bey ile anlaşma yapıldı. Kurulacak Haçlı İttifakı'nı papalık üstlendi. Birçok Avrupa ülkesine yardım talebi gönderildiyse de çokça red cevabı aldılar. Bu çağrıya Burgonya Prensliği karşılık verdi. Sonraki adım olarak Karamanoğulları ve Akkoyunlulara elçiler gönderdiler. Venedik Mora'yı, Macaristan Bosna'yı ve İskender Bey de Makedonya bölgesine saldıracaktı. Bu ittifak bu şekilde oluştu. Nitekim Fatih Sultan Mehmet bütün olan bitenleri casusları vasıtasıyla öğrenmiş, herkesten önce harekete geçerek doğru yerlere doğru takviyeler yapmıştı. Venedik donanma komutanı Lorenzo Akdeniz'e doğru yelken açtı. Fatih henüz Venedik donanması yola çıkmadan Çanakkale Boğazı'na süratle Sultaniye ve Kilitbahir Kalesi'ni inşa ettirdi. Çanakkale Boğazı Venedik'e karşı en dar yerde kapatıldı. Macarlar Bosna'ya girdiler. Venedikliler ise Mora'ya ulaştı. İlk saldırı Argos'a oldu ve ele geçirdiler. Ardından Osmanlıları durdurmak üzere Mora'nın kapısındaki Germe Hisarı'nı tekrar inşa ettiler. Burayı 2. Murat yıktırmıştı. Ayrıca Mora'daki şehirler Venedik desteğiyle isyan ettiler. Sinan Bey komutasındaki Korint kuşatıldı. Sinan Bey, Turhanoğlu Ömer Bey'in yaklaştığını haber alınca Venedik üzerine ani bir saldırı yaparak ordularını dağıttı ve komutanları Bertoldo'yu öldürdü. Bu olaylar yaşanırken Mahmut Paşa askerleriyle Mora'ya doğru yola çıkmıştı. Germe Hisarı'na ulaşınca da kısa bir muhasaradan sonra burayı aldı. Venedikliler gemilerine zor kaçtı.
Mahmut Paşa Argos'u da geri aldı. Turhanoğlu Ömer Bey Mora'yı karış karış gezerek her yere akınlar yaptı. Bu sırada Türklere Haçlı Seferi ilan eden Papa II. Pius öldü. Ertesi gün 2. Paul Papa ilan edildi. Başa geçer geçmez de tüm Hristiyan devletlerden Haçlı İttifakı'na destek olmak için para talebinde bulundu. Ama birçoğu bunu reddettiler. Diğer cephelerde ise Peter Varadin'de toplanan Macar ordusu Matthias Corvinus önderliğinde Sava nehrini aşarak hiçbir direnç görmeden Yayçi'nin önüne geldiler. Buradaki halk Osmanlı varlığını istemiyordu. Bu sebepten kale Macarlara teslim oldu. Buna mükabil Fatih Sofya'ya doğru hareket etti. Tekrar Yayçi'yi kuşatacaktı ki casuslardan Venediklilerin Midilli adasını kuşatacaklarının haberi geldi. Fatih bu sebepten Bosna seferini erteledi. Mahmut Paşa donanma ile kuşatılmış olan Midilli'nin üzerine gidince Venedikliler eğri boza çekildi. Fatih Sultan Mehmet Venedik ile ittifak kuran İskender Bey'in üzerine ordu gönderdi. Balaban Paşa orduya komuta ediyordu. Seferin başında Arnavutluk'ta başarıyla ilerleyen Balaban Paşa, Debre'de ani bir saldırı gerçekleştiren İskender Bey'e mağlup oldu. Fatih Sultan Mehmet, ertesi yıl Balaban Paşa'yı da yanına alıp 1. Arnavutluk seferine çıktı. Arnavutluk arazisi çok dağlık ve dikti. Topları buraya götürülemiyordu. Bu coğrafyanın çok dik ve fethinin zor olduğunu bilen Fatih, dağların tepesine top döküm atölyesi kurdurdu. Tiran yakınlarındaki Akçahisar'ı da kuşatma altına aldı. Ancak arazi şartları çok kötüydü. Bu sebepten kuşatmayı kaldırdı. Nitekim buranın yakınına 25 günde İl Basan Kalesi'ni yaptırarak Balaban Paşa'yı buraya komutan olarak bıraktı. Böylece İskender Bey sıkıştırılmış oldu. ...1467 yılında Venedikliler savaşın ağır yükü altında ezilmeye başlamışlardı. Bu sebepten Osmanlılara sulh için bir heyet gönderdiler. Gökçeada ve Lindi'nin kendilerine bırakılması şartıyla barış yapabileceklerini bildirdiler. Fatih bu öneriye sadece güldü. "Benimle barış yapmak isterseniz gidiniz ve daha iyi düşününüz." diyerek geri çevirdi. Fatih'in bu red cevabının ardından Patras'ı kuşatma altına aldılar. Ege'de Gökçeada ve Limni'ye asker çıkardılar. Enezi'de yağmaladılar. Hemen arkasından da Eğriboz Adası'na çekildiler. Bu da bir zafermiş gibi Senato'da kutladılar. Arnavutluk'ta ise Balaban Paşa tekrar Akçahisar'ı kuşattı. İstanbul'dan Balaban Paşa'ya asker takviyesi gönderildi. Ancak İskender Bey bu birliği Akçahisar'a varmadan bozguna uğrattı. Balaban Paşa ani bir taarruz ile kaleye saldırdığı sırada şehit düştü. Osmanlı askerleri İl Basan Kalesi'ne geri çekilince İskender Bey burayı kuşattı. Fatih Sultan Mehmet bu haberi alır almaz 2. Arnavutluk seferine bizzat çıktı. Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu Arnavutluk'u baştan başa geçerek Adriyatik Denizi'ndeki Venedik limanlarına saldırdı. Buraya kadar olan kalelerin hepsine Osmanlı askerleri yerleştirildi. İskender Bey Fatih'in önünden kaçıyordu. En sonunda Leş şehrine sığındı. Fatih Akçahisar'ı tekrar kuşatma altına aldı. Mahmut Paşa Akıncılar ile birlikte İskodro taraflarına yürüdü.
Fatih Arnavutluğun her yerine ulaşmak istiyordu. Mahmut Paşa yakaladığı isyancıları vuruşarak öldürüyordu. Papa bu sırada İskender Bey'in emrine 3000 kadar paralı asker gönderdi. Akçahisar Kalesi'ni kuşatmış olan Fatih'in üzerine vurkaçlar ile engel olmaya çalışıyordu İskender Bey. Nitekim başarılı da oldu. Fatih Sultan Mehmet Akçahisar'ı yeniden alamadı. ...1451 yılında İstanbul kuşatmasından önce Sultan Mehmet Han Karamanoğlu İbrahim ile barış antlaşması yapmıştı. Hem Venedik hem Karamanoğulları Fatih'in sonu bitmez seferleri gerçekleşirken telaşa düşmüşler ve Osmanlı'ya karşı bir ittifak yapmışlardı. Karamanoğulları ilk hamle olarak Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Candaroğlu Bey'i İsmail'i Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak ve eski beylik topraklarını geri almak vaadiyle ittifak teklif etti. İsmail Bey bunu reddettiyse de kardeşi Kızıl Ahmet'i topraklarında himaye etmeye başladı. İbrahim Bey'in 7 oğlu vardı. Bunlardan 6'sının annesi Fatih'in halası 2. Murad'ın kız kardeşiydi. Sadece İshak Bey'in annesi farklıydı. Bu sebepten İshak Bey babası İbrahim Bey tarafından veliaht tayin edildi. Ancak İbrahim Bey'in diğer oğulları buna isyan ettiler. Pir Ahmet Konya'yı ele geçirerek babası İbrahim Bey ve kardeşi İshak'ı buradan sürdü. İshak Bey Akkoyunlulardan destek istedi. Uzun Hasan bizzat ordusuyla Karaman topraklarına girdi ve Pir Ahmet'i Konya'dan uzaklaştırarak yine Osmanlı düşmanı İshak Bey'i başa geçirdi. Pir Ahmet derhal akrabası olan Fatih'e sığındı. Fatih diğer cephelerde savaş durumunda olduğu için başlarda İshak Bey ile anlaşma yapmak istedi. Fakat Osmanlı'ya karşı düşmanca tutumunu Akkoyunlulara yanaşarak gösterince Fatih Pir Ahmet'e asker vererek Konya'ya yürüttü. Ve kısa müddette de Pir Ahmet burayı ele geçirdi. İshak Bey yine Uzun Hasan'ın yanına kaçtı. Böylece Karaman topraklarında Osmanlı-Akkoyunlu çatışması başladı. Nitekim Pir Ahmet, Fatih'in desteği sayesinde başa geçtiğini unutarak Osmanlı sınırını aştı ve buradan toprak almaya çalıştı. 1466 yılında Fatih Karamanoğulları üzerine sefere çıktı. Ve Pir Ahmet Fatih'in geleceğini öğrenince buradan kaçtı. Fatih şehzadesi Mustafa'yı Konya'da bıraktı ve İstanbul'a döndü. Ancak yine burada sular durulmadı. Bunun üzerine Fatih 1468 yılında donanımlı bir ordu ile Karaman topraklarına büyük bir sefer gerçekleştirdi. Fatih Konya ve diğer Karaman topraklarına girdi. Pir Ahmet Fatih'in ordusunun önünden kaçarak Toros Dağları'na sığındı. Fatih Konya'yı bir sancak haline getirdi ve sancak bey olarak da başına Şehzade Mustafa'yı bıraktı. ...1468 yılının diğer önemli olayı da Arnavutların lideri İskender Bey'in ölümü oldu. Yıllardır Osmanlı'yı uğraştıran İskender Bey ölünce Arnavutlar yerine yeni bir lider çıkaramadılar. İskender Bey'in yokluğunda Arnavut toprakları Venedik ve Napoli krallığının yatağı haline geldi. Venedik cephesinde ise savaş Mahmut Paşa'nın 300 parça donanma ile Akdeniz'e açılmasıyla başladı. Mahmut Paşa işgal altındaki Gökçeada ve Limni'yi Venediklilerden kurtardı. Venedikliler Eğriboz adasına kaçtılar. Bu sebepten Mahmut Paşa adayı kuşatma altına aldı. ...1468 yılındaki Mahmut Paşa'nın başarılı kuşatması devam ediyordu. Venediklilere yardım gelmiyordu. Osmanlı donanması her yanı kuşatmış durumdaydı. 1470 yılı Eğriboz adası için ummalı bir çalışma yapıldı. Fatih ordusu ile Eğriboz'un karşısına geldi. Ada ile karanın en dar yerine gemilerden köprü kurularak toplar buraya geçirildi.
Muhasara topçu atışlarıyla devam etti. Eğriboz Kalesi ağır topçu atışına tutuldu. Venedik donanması kuşatmayı yarmak için hareket ettiyse de başarılı olamadı. Oldukça fazla kayıp vererek geri çekildiler. Venedik donanmasının mağlubiyeti kale müdafilerinin moralini düşürdü. 12 Temmuz 1470 günü yapılan ağır saldırının ardından Eğriboz Kalesi Osmanlı ordusunun eline geçti. Eğriboz'un düşüşü Venedik'in 15. yüzyılda yaşadığı en büyük felaketti. Senato kan ağladı. Papa, Fatih'in bu ilerleyişinden dehşet duyarak tüm Hristiyan krallıklarına mektuplar gönderip yardım istedi. Artık Venedik'in tek ümidi Akkoyunluların Osmanlı'ya ağır bir saldırı yapmasıydı. Ancak Osmanlı doğuda mağlup edilirse Venedikliler belki sonuç alabileceklerdi. Venedik, yıllardır gönderdiği yardım çağrılarına nihayet sonuç almıştı. Napoli Krallığı, Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs Krallığı donanmaları Osmanlılar üzerine birleştiler. Ege sahillerini vurmaya başladılar. Antalya'ya saldırdılarsa da Osmanlıların buraya savunmasıyla başarısız bir şekilde geri döndüler. Uzun Hasan, Venedik'e yardım gönderdi. Ancak Şehzade Mustafa, Akkoyunluların yardım ordularını bozguna uğrattı. Akkoyunlular ile ipler tamamen koptu. Karamanoğullarından Kasım Bey ve Pir Ahmet ve Candaroğullarından Kızıl Ahmet Uzun Hasan'a sığınarak Fatih'in fethettiği toprakları almaları için ricacı oldular. 1472'de Veziri Bektaşoğlu Emir Ömer Bey komutasında 20 bin kişilik bir ordu hazırlattı. Karaman üzerine çıkılan bu sefer de Osmanlı toprağı olan Tokat'a girerek şehri yakıp yıktılar ve yağma ettiler. Şehir halkının üçte birini helak ettiler. Neşri tarihte bu olay şöyle açıklanır. O zalimler Timur'un Sivas'a ettiğinin 5 katını Tokat'a ettiler. İlerleyişine devam eden ordu Sivas, Kayseri ve Karaman illerine girdiler. Çukurova'da Karamanoğulları kalıntılarının üzerine giden Gedik Ahmet Paşa, kısıtlı ordusuyla bunların önüne çıktıysa da muvaffak olamayarak Şehzade Mustafa'nın yanına çekildi. Tokat'ın yağmalanması ve Osmanlı topraklarına Akkoyunluların girdiğinin haberini alan Fatih, yerinden kalkarak şu sözleri söyledi. Elhamdülillah ki o canip zalim, bu canip mazlum göründüğü yoldan oldu. Zulüm yolunu açan, ona zulümle karşılık verenden daha zalimdir. Eğer o kötü fiili maiyetine ve kuvvetine dayanır ise, benim itimadım Allah'ın kuvvetidir. Allah'ın kuvvet ve kudretinden gayrı kuvvet ve kudret yoktur. Eğer işinin eriysen, ayağını direm yerinden kıpırdama. İşte şimdicek oraya eriştim gitti. Bu sözlerin ardından Fatih Sultan Mehmet derhal ordusunun Üsküdar'da toplanmasını emretti. Fethin babası Rum Kayzeri Cihan Sultanı II. Mehmet Han Uzun Hasan'ın üzerine yürüyecekti.